Az önce şunu dedin. Az önce şunu dedi. Ben yanlış mı anladım? Babası yerine başkası öldürseydi dedin. Evet. O zaman babası mı öldürdü? Yani değil mi? Yani onu gösteriyor şey. Yani değil keşke ama. Benim sevgililerimi öldürsün diyorum. 10 senedir sakladı. Hiç o da sakladı. Sakladılar evet. 10 senedir sakladılar. İkisi yani keşke gitmedi. Benim sevgililerimi öldürsün ama bizden çıkmasın. Yani dedim ben söylüyorum. Sen beni çocuğu öldürdüğüme inanıyor musun? Nerede yani? İnanıyor musun? Nerede o zaman? Sen bu suç lan. Nerede o zaman? Sen bu sus bak burada şu bayanların yanında ağzımı ters konuşturacağım. Sen sus lan. Nerede o zaman? Nerede? Ben söyleyeyim hadi nerede? Kimle lan? 10 senedir sormadın da şimdi mi aklın başına geldi? Ben yaşıyor ben. Biliyorum. Ha? Yaşıyor bu biliyorum. Bu geldi, o geldi, bu geldi. Ha? Ben yaşıyor biliyorum. Kim inandırdı seni? Sen. Sen benimle konuşuyor muydun şimdiye kadar? Konuştum. Şimdiye kadar konuşuyor muydun lan benimle? Konuştum. Ha? Evine geldim, evine oturdum. Oturdun, konuyla niye sormadın lan? Sana da sordum. Kime sordun lan? Sana. Sen benimle konuşuyor muydun derdi? Konuşuyorum tabii. Ha? Konuşmuyor muydun? Küsmedin mi? Kavga ettiğimiz gün küsmediniz mi lan bana? İkiniz de. Hayır ben eve geldiğimde küsmedin sen. Sen bu konuşma. Ben onunla muhatap olmak istiyorum. Sen bu dur orada. Ben onunla muhatap olmak istiyorum. Evet. İşine gelmeyince öyle. Tamam mı? Burada suçluysan kimi suçluyuz? Ben onunla ben burada. Sen konuşma. Sen dış kapının mandalısın burada. Ben onunla muhatap olmak istiyorum. O ben suçluysam benim suçumu çıkarsın. O suçluysa ben onun suçunu çıkaracağım burada. Sen çıkar benim suçumu. Sen konuşma. Çıkar benim suçumu. Yok mu başka sülalenizi daha getirin buraya. Sen iyi kaybetmişsin onu da. Böyle güvenli konuşuyorsun, garantili konuşuyorsun. Bir dakika Süleyman. O zaman bu çocuğa ne yaptıysanız siz yaptınız. İşte ben de bunu onunla muhatap olmak istiyorum. Ben burada bak o yayına başladım yani dedim ama sevgili, ben onunla muhatap olmak sevgilisi istiyorum. Sevgilisi falan değil yani. Siz beraber yapsınız o zaman. Ya yaptıysam konuşsun ya. Gidemem bak. Konuşsun. Emin yani. Ben bilmediğimden emin. O şu anda kekeledikçe, yani sıkıştıkça ne konuşuyorsun sapıtıyor şu anda. Bak yani. Ne diyor? Yani benim konuşmayacağımı bilmediğim için onu yapıyor. Lan konuş evet, lan konuş. Arkamda yani devlet bazı dinle konuşsana. Geldik size benim konuşacağımı bildiği için öyle yapıyor. Yani bilmediğimi bildiği için. Bilmediğim ne bu ya? Bence bir şey biliyor. Kim? Fatma. Bu konuşsun. Hiç şey konuşmuyor. Desin ki Mustafa öldürdü, Mustafa gömdü desin, kaybetti desin, açıklasın burada ha. En son sen götürensin. Bilmediğin bir şey neymiş ben desin. Sen bilmediğin neyi biliyorum ben bilmediğin şeyi? En son götüren sensin. Tamam götürsem ispatla. Öldürdü sen de, doktora götürmediysen oraya götürdü sen de. O zaman ben bir şey yaptıysam o zaman sen biliyorsun o zaman. Sen biliyorsun, başka hiç kimse bilmiyor. Ben bir şey yaptıysam biliyorsun o zaman. Bence biliyor. Yok açıklasın ama. Ben buradayım. Devam orada olsun. Ben kızım kötülük yaptıysam o zaman sen bir şeyler biliyorsun. Anlat burada. Öyle. Anlatsana. Ha. Ben seni tehdit etmiyorum bak. Evet. Arkanda devlet var. Savcı var, hakim var, savcı var. Bana gösterdin mi? He? Bana gösterdin mi? Böyle ettim dedin mi? He? Dedin mi? Neyi dedin mi? Dedin mi? Neyi dedin mi lan? Kaybettiğini, şeydiğini dedin mi bana? Ben kaybettim inanıyor musun sen? Ben götürdüm inanıyor musun? İnanıyor. Ben, nasıl bir iftiralarla çıktın bana? Erden çıkaran sensin. Bana kanıtla. Evet. Kanıtla o öğrenmişsin o kanıtı. Ne konuştuğunu bilmiyorsun sen bak. Ne konuştuğunu bilmiyorsun sen. Ben bilmiyorum. Çok safsın sen bak. Evet. Temiz kalplisin, çok saflısın, safsın değil mi? Değil mi? Evet. Açıkla bakalım burada neyse. Ben ne yaptıysam, neyi biliyorsam açıkla bakalım bir. Fatma, bir dakika sen şöyle dedin. Bilmediğimi biliyor, ondan böyle yapıyor. Evet. Bildiğini bilse. Yok, Mustafa neyi yapamaz? Bildiğimi bilse bu kadar yüklenemez diyorum dedim hanım. Siz de oradan bir şey çıkarttırmak. Benim bildiğimi bilse bu kadar yüklenemez bana. Yani açıklayacağımı bilir. Yani senin ne bildiğini... Benim açıklayacağımı bilir. Bir dakika bağırtırma beni. Yani senin ne bildiğini mi öğrenmeye çalışıyor? Ha, evet yani ha. Biliyor mu bilmiyor mu diye ona şey yapıyor ama bilmediğimi biliyor kendi. Yani ne şey ettiyse ben onu biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Yani bana ne aynı anlattıklarımı başka bir şey bilmiyorum. Biliyor kendisi. Yani ikimizden başka kimse bilmiyor. Yani bana ne söylediyse ben onu biliyorum. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Bir şey söyleyeyim. Asıl oğlunun Mustafa... Oğlunla yaptığın görüşmenin ikinci bölümü çok önemli. Şimdi önce yine Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koyar mısınız arkadaşlar lütfen? Yazık ya bu çocuklara yıllarca kendi çocuklarınıza da yalan mı söylediniz? Yalan biliyorlar Didem Hanım. Ne biliyorlar çocuklar? Yani kayıp olduğunu, kaçtığını biliyorlardı. Yani onlar da evlendirdik zannediyorlardı. Ya sabah çocuklar yani gece hastaneye giderken... Yok ötekinler bilmiyordu değil mi? Sadece büyük olan uyanmış. Ben de onun uyandığını bilen bilmiyorum kendim. Ama bunlar çocuklar kendi aralarında konuşmadılar mı? Hayır hiç konuşmadılar Didem Hanım.
Bir küçük oğlan sordu, babam nerede, niye aramadınız, sormadınız dedi sadece. İkinci ses kaydı asıl önemli olan, çok ilginç. Onu da şeysiz bir halde bütün ham haliyle ikinci bölümü Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koydunuz mu arkadaşlar? Evet koymuşlar. Şu anda dinliyorlar. Ve sizin yorumlarınızı ben yorum yapmıyorum bu ses kaydıyla ilgili. Kafama takılan bir iki şey var. Onu zaten siz de tahmin edersiniz. Mustafa'ya da az önce sordum. Annesi diyor ki oğlanı tehdit etti ve yönlendiriyor. Yani. Yani ses zaten söylerken zaten şeyli söylüyor değil mi hanım? Yok. Yani o sesini neden söylüyor? Biliyor mu bilmiyor mu mesela o şeyde bile söylüyor. Çıkarttırmayalım yine demeceydi. İki sefer aramışsın diye aramış seni deyince öyle konuştu çocuk. Aynen. Sıkıntı yok. Daha ne ses kayıtları getireceğim ben buraya, sıkıntı yok daha. Dur çok daha. Getir daha, çok getir. Daha dur. Çok getir. Kim suçlu, kim suçsuz? Evet. E mi yaman, B mi yaman görüşeceğiz burada seninle. Görüş. Bu iftiraları nasıl at burada, iftira attım özür dilerim dediğin gibi, iftira attım dediğin gibi. Aynı bu şekilde bu iftira attım dedirttireceğim sana burada ben. Sıkıntı yok. Dettir. Bu ikinci. Keşke ben de suç olsam bana dedirtsen. Mustafa ile oğlu Tahsin'in yaptığı şu anda sizin Instagram'da dinlediğiniz ses kaydı şimdi ekranlara gelecek, buyurun. Sadece ikimiz biliyoruz, başka hiç kimse bilmiyor. Tamam olanları söyle. Sen bir şeyin farkında ben değilsin. Ben malıma o yaptıysa sen suç ortağısın, sen yaptıysan sen suç ortağısın. Siz taşınmadan önce babanız Isparta'da çalışıyor mu? Dörün, dörün, dörün. Gelin bana, yanlış girdiler. Şu telefon görüşmesini girin, sonra bunu gireceğim. Girin arkadaşlar, özür dilerim. Buyurun şimdi doğrusu giriyor. Yasin. Evet. Bunu kim yönlendirdi lan bunu? Ne bileyim ben? He? Ne bileyim? Oğlum ben mi götürdüm hastaneye lan abanızı? Ne bileyim ben, hatırlıyor muyum şey? O nasıl hatırlıyor oğlum? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum oğlum? Şimdiye kadar anan söyledim oğlum size. Babanızı hastaneye, abanızı baban götürdü diye bir kelime konuştum şimdiye kadar. Ya şimdi yayında çıktı sadece. Ya bu nereden böyle bir yalan ifade konuştu bu? Niye ki? Tahsin telefon nerede? Yanında. Bu arama kaydına bak bakayım, bir ananla konuşmuş mu bakayım bir. Tamam. Oğuzhan telefondan bak bakayım bir. Tamam ya. Bak bakayım bir. Aranan numaralara bak bakayım bir. Dur ben bakıyorum. Evet var. Ne zaman var? Oğuzhan nerede? Oğuzhan aşağı geçti. Şeyi göstermiyor. Arada günü göstermiyor. Numarası kayıtlı değil sadece. Adı kayıtlı değil. Sadece numarası var. 53-90 mı? Evet. Benim kendim ayağımdan şey. Benim kayıtlı ya bende. Ondan baktım. Ver bakalım şu tavsiye edelim ona. Alo. Oğlum bak beni içeri, bak beni cezaevine sokturacaksın. Değil mi? Onu mu istiyorsunuz oğlum? Niye böyle bir yalan, böyle yalanı konuştun oğlum? Annen mi dedirtti sana bunu? Annem demedi konuşmuşça. Oğlum annen bugün dedi ki ben gelmeden bir gün öncesi konuştum dedi. Bak askerden gelmeden bir gün öncesi konuştum dedi bak. Ne dedi sana? Oğlum bak benimle düzgün konuş bak. Ben sana kızmıyorum oğlum bak. Bir şey dedi işte ya, hatırlamadım. Benim dediklerimi dedi. Yani böyle de mi dedi sana? Ne dedi sana? Böyle konuştu işte, ben dedi şimdi dediğin gibi konuştu işte. Yani bu bana işte o götürdü de, işte hastaneye götürdü de, ondan sonra işte hastaneden getirmedi de, böyle mi dedi oğlum sana? Evet. Korkma oğlum bak, ben senin arkandayım bak, kimse bir şey yapamaz sana. Bak bana gerçekleri konuş. Aradı işte ha. Ne zaman aradı seni, gelmeden önce mi aradı seni? Evet. Ne dedi sana, yani bu bana böyle işte canlı yayına bağladı kızımın karakolda, böyle mi dedi? Ben dediklerimi işte yapsın. Yani böyle karakolda falan jandarmaya böyle de mi dedi sana? Evet. Bak korkma, arkanda ben varım. Tapu gibi baban var arkanda. Tamam mı? Tamam mı oğlum? Tamam. Ben seni yarın bağlattıracağım. Anan ne dediyse sana hepsini orada anlatacaksın. Tamam mı oğlum? Yok çıkmam ama ben denemem. Ben çıkmam. Ben seni telefonda bağlattıracağım. Telefonda. Telefonda annen sana ne dediğini, hepsini orada annem bana böyle dedi, ben de böyle bir ifade verdim dersin, tamam mı oğlum? Tamam. Bak korkma, arkanda ben varım senin. Bu saatten sonra ondan ana olmaz sana. Tamam.
Bak ben sana tamam yine annen, ben sana onu at demiyorum. Yine annen güzel ama bak böyle bana iftiraları atmasın bak. Sen de onun lafıyla bana böyle iftira atma oğlum, tamam mı? Yani bak ben seni yarın bağlattıracağım. Sen annen ne dediğini böyle dedi. Sana hani doktora götürdüğü getirmedi. Böyle mi iftira attı dedi sana? Evet. Tamam oğlum hadi görüşürüz, kendine iyi bak oğlum. Arkada konuşan kadın kim? Karı. Yani sevgilisi. Sevgilim. Ha, o mu fısıldıyor? O fısıldıyor, bu da söylüyor. Ben acaba çocukların yanında biri mi konuşuyor dedim de. Ya ben de konuşuyorum, o, onun telefonundan ses kaydı aldım. Ha onun telefonu. Tabii canım. Sevgili izleyiciler, ikinci bölümde ikinci ses kaydı da ekranlara geldi. Sizce Mustafa olduğunu tehdit ediyor mu etmiyor mu? Ben tarafsız kalmak istiyorum şu anda. Ama bir fikrim var ama söylemek istemiyorum. Ben biliyorum zaten, demem. Söylemenize gerek yok. Didem Hanım, ne gerek olsa söylen. Ben tehdit diyorsam tehdit diyorum. Yok, ben şu anda fikrimi söylemeyeceğim. Sadece korkutmaya çalıştı, başka bir şey değil. O kadar korkuyorlar mı? Korkarlar Didem Hanım. Niye korksun ki, babası korkarlar değil mi? E bak şiddet hiçbir ulan şey diyor. Ulan korkan bir çocuk bana iftira atan bir çocuk benim evimde durur mu lan şu anda lan? Aynen. He? Aynen. He? Nasıl çeviriyor lafı? Nasıl çeviriyor? Hı. He? Tabii. Tabii. Sana bir tek bir şey söyleyeceğim. Bravo. Tamam mı? Ona yazıklar deme. Olsun gel, sana. Gel, sana yazıklar olsun sana. Hı. Ha, sana yazıklar olsun sana, bir şey demeyeceksin. Daha bir daha dedi, bir daha tekrarla. Bu kadar mı gözün döndü lan? Bir daha tekrarla, millet duyuyor. Bir daha gözün döndü lan? Ha, bu kadar mı gözün döndü lan senin? Bir daha tekrarla. Ha? Bu kadar mı gözün döndü lan senin? Bir daha iyi gülüyor lan, bir daha tekrarla. Bu kadar mı gözünde şeytanım ben lan? Şeytansın, şeytanın da daha fazlası. Daha ne? Daha şimdi bir şey yok. Daha ses kayıtlarını getireceğim ama burada şimdi bir şey yok. Getir lan, getir. Hepsini getir. Bravo lan sana. Bravo bana. Yazıklar olsun lan. Evet, bu kadar mı gözün döndü lan senin lan? Bu kadar mı? Tekrar bir şey söyleyeyim. Tekrar bakalım. Benden. Güzel oluyor. Güzel oluyor. Hiç mi bu kadar bir hatırım olmadı lan şimdiye kadar lan? Hatırım, bu kadar mı çişindin lan? Ha? O evladımı kaybettikten sonra bitti yatırım. Bu kadar mı rezil oldun lan benim yanımda lan? Ha? Rezil oldum. Rezil oldum. Yazıklar olsun sana. Evet. Bir şey demeyeceğim ben sana. Aynen. Bir de o çocuk orada konuşurken ikiniz de iki kardeş konuşuyor. Hayır, lütfen. Ona diyorum. Bana... Beni burada dinlenip oradan çıkarttırma beni. Benim hayatımı ne biliyor da oradan konuşuyorum. Fatma yeter. Ben susmayacağım Didem Hanım. Bu saatten sonra susmayacağım. Niye evlatlarıma? Evlatlarıma bile konuşuyormuş Didem Hanım. Benim evlatlarımla bir iş var. Bak, benim evlatlarımla konuştuğum nereden biliyor bak. Bak çocuklarıyla konuşuyor bak. Benim evlatlarım konuşuyor. Abla olarak konuşuyor. Oralarla konuşuyor. Evladını alıp da çıksaydın oradan. He, evlatını alıp çıkar. Ben yarattım dışarıya. Evlatını alıp çıkar, bu da seviyordun ha. Evet. Burada demedin bana, oğlandan istemeyem. Kızım istemeyem. Bak her şeyini açıklattırma bak. Açıkla. Şunun bir yandan yanında bir erkek olarak utanıyorum bak. Yaptırma bana her şeyini açıklattırma. Sen utanıyorsun. He? Evet. Attım abi, buraya. Nerede? Attım, ben telefonumda var. Hiç kimseye bakma. Ben her tarafta, herkes de var burada, telefonu attım burada, çalın personelinin çoğunda var. İyi hepsi.
Elin susuz mu kadınla bu laf konuşma. Hmm.